yani gelime hica ben anladım. Bir yani cuma namazı kazasını kılarız. Namazımızı da kılırız. Bekleyelim. Mekala kayın edildi zikir mellek yatarı böyle ne yani kayınımı çok uzun anlatmayacağım Kürtistan ne diyebilir kayın yolsuzluk demektir kayın hırsızlık demektir kayın Abdi Musa'nın ismini tabeladan kaldıran herif demektir kayın Mahşeşan'ın kültür merkezini kapatandır. Kayın Cenaret Bedirhan'ın kütüphanesini yıkandır. Kayın kadın karşıtıdır, Kürt karşıtıdır, genç karşıtıdır, emekçi karşıtıdır, yoksul insanlarımızın karşıtıdır. Peki kayın ne yapıyor? Vallahi tamam ve yoksulluk yapıyor. Hep beraber Diyarbakır'da, Bağlar'da Mardin kayınının, Batman kayınının yoksulluklarını, usulsüzlüklerini anlatsak var ya, burada iki gün konuşsak bitmez. Van'ın borcu ikiye katlanmış, Siirt'in borcu üçe katlanmış, bir hizmet yok, yol yok, altyapı yok. İşte Cola Merit'i gördünüz, elinizi vicdanınıza koyun. Dilek Başkan'ın, Nurullah Başkan'ın, Cihan Başkan'ın, Belediye İş Başkanlığı'yla kayyumu karşılaştığımız zaman arada dünya kadar bir fark yok mudur? Var. Vardı. Peki ne yapacağız? Önümüzdeki seçimde bir defa bu kayyum sistemini sandığa gömeceğiz. Sayın Kayyum'u kendi memleketine, saraya, Uşak'a göndereceğiz. Gitsin biraz da Uşaklara hizmet etsin. Uşaklar onu seçsin. Şimdi hem valiler hem Kayyum'lar AKP'nin il başkanı gibi çalışıyorlar. Onlara bir kez daha Hakkari'den çağrı yapıyoruz. Sayın Kayyum'lar, sayın valiler kendinize güveniyorsanız 4 ay sonra seçim var. Buyurun sandık kuralım, siz de AKP'den aday olun, bakalım Hakkari halkı, Siirt halkı, Batman halkı kimi seçecek hep beraber görelim. Ama sandık sonuçlarına da saygı gösterelim. Gerçi onlara da saygı ne gezer yani. Kime saygı gösteriyorlar ki sandık gösteriyorlar. Değerli halkımız, bu topraklar öyle kadim topraklardır ki dünyayı işgal eden, dünyayı fetheden Büyük İskender bile bu topraklara takıldı kaldı. Bu topraklar insan olmayan, barışçı olmayan, demokrat olmayan, hakları farkları kabul etmeyen, hiç kimseyi bağrında taşımamış, bu hırsızları yolsuzluk yapan, zulüm yapanları da bağrında taşımayacaktır. Buna emin olabilirsiniz. Şimdi yeni bir şey icat etmişler. Kayyumlar hizmet üretmiyor dediğimiz zaman vatan diyorlar. Kayyum çalıyor, yolsuzluk, usulsüzlük yapıyor dediğimiz zaman bayrak diyorlar. Bütün kirliliklerini, bütün usulsüzlüklerini, yolsuzluklarını o vatan ve bayrak altına saklamaya çalışıyorlar. Değerli arkadaşlar ne yaparlarsa yapsınlar.
Bugün olmasa yarın, yarın olmasa diğer gün, bir gün muhakkak Türkiye'de, Kürdistan'da barış, demokrasi rüzgarı esecektir. Kayınlar olmayacaktır. Kürt'ü reddeden, kimliğini reddeden, Kürt gençlerini zindanlarda çürütenler, sürgüne gönderenler bu coğrafyada, bu topraklarda muhakkak bir gün kaybedecektir. Şimdi evli arkadaşlar, soruyorum Hakkari kayyumuna, 7 yıldır etkinlik yasağı var bütün Kürdistan coğrafyasında. Ama yasak kime? Sadece bize yasak ha. Ciro'da, Yozgat'tan, Kayseri'den sanatçı getirip AKP'liler festival yapabiliyor, kendileri festival yapabiliyor. Şimdi bu ayrımcı tutumu unutacağımız mı sanıyorlar? Kürtler kendi topraklarında, kendi ana diliyle sanat yapamıyor, kültür yapamıyor, festival yapamıyor. Emin dışarıda bu coğrafyayı ilk defa hayatında görmüş. Tek kelime Kürtçe bilmeyen, Kürtten nefret eden insanları da getirip yüzlerce, milyon lira, yüzlerce, bin lira belediyenin bütçesine vererek konser yapıyorlar. Sanıyorlar ki konserlerle artık biz Kürt değiliz, Türk'üz diyeceğiz. Vallahi çok yanılacaksınız, çok bekleyeceksiniz. Bu toprakların en kadim halkı. Sizin baskılarınıza da, sizden sonra da baskı uygulayacaklara karşı kesinlikle onurlu bir şekilde dik duracaktır, ayakta duracaktır. Emin olun. Bu yasaklarınız, bu politikalarınız burada sonuç almayacak. Hakkari'ye yol emek, gelir dediğiniz zaman ne akla geliyor? İşte yasaklı kent, yasaklı bölge, yasaklı ülke. Bu yasaklara inşallah son vereceğiz. Değil mi değerli yol emek halkı? Yasaklara nasıl son vereceğiz? Yerel aynen öyle 31 Mart'ta siz değerli kadın arkadaşların annelerinizin ellerinden öperim anne. Çocuklarını kaybetmişsin, büyük bedel ödemişsin. Sizin sayenizde, gençlerimizin sayesinde inşallah bu toprağın bünyesine uymayan, bu toprağın mertliğine, yiğitliğine, fedakarlığına, kardeşliğine, barışına uymayan herkesi göndererek kendi çocuklarımızı, kendi evlatlarımızı bu belediyelerde, bu yerel yönetimlerde seçerek bize layık bir yönetim anlayışıyla halkımız kendisini de, kentini de, insanını da yönetecektir diyorum. Şimdi değerli arkadaşlar, birkaç tane sınır kapısı olacak ama işsizlik olacak. Birkaç tane ülkeyle komşu olacaksın ama yoksulluk olacak, esnaf kepenk kapatacak. Niye? Kürt ticaret yapmasın diye kapılarda ticareti kapattılar, sadece transit geçiş yapıyorlar. Ya bunların meselesi var ya, sınırla değil, ticaretle değil, Kürt'tedir. İş bulmasın, aç bulmasın, dükkanını kaybetsin. Hakkari'de olduğu gibi 12 bin tane genç şu anda birkaç yıl içerisinde göçtü gitti. Buna insansızlaşsın, Kürtsüzleşsin istiyorlar. Lütfen sizden rica ederim. Bu topraklar bizim atalarımızındır, dedelerimizindir, kadimdir. Büyük İskender'e yenilmedi, Büyük İskender'e geçit vermedi, bu zalimlere, zulüm yapanlara da vermeyecektir. Toprağımızda kalalım, insanımızla birlikte olalım, dayanışalım, ortak kooperatifler oluşturalım, ekmeğimizi, aşımızı kendi topraklarımızda çıkararak gençlerimizi göç yollarına vurmayalım. Göçe giden her genç kaybedilmiş bir gençtir, asimli olmuş bir gençtir. Değerli arkadaşlar, bizim yoksul köylülerimiz 2 kilo çayla 2 kilo şekerine müdahale ediyorlar ve vicdansızlar. Peki tonlarca esrar eroin bu ülkeye nasıl giriyor? 2 kilo çay şekeri gören, 2 kilo çaya şekere Doğu Beyazıt'ta burada el koyanlar bu ülkede uyuşturucu merkezi oldu ya. Uyuşturucu baronları artık bu ülkenin neredeyse yönetimine talip olabilecek kadar pervasızlaştılar. Bu 2 kilo çayı görenler lütfen bir zahmet, özellikle kayınlara da söylüyorum, buralara giren o diğer meselelerde de bu kadar duyarlı olsalar çok seviniriz. Değerli arkadaşlar, bunlar ayrımcıdır. Bunlar bizi sevmiyorlar. Recep Tayyip Erdoğan ne diyor biliyor musun? Oturuyor kalkıyor Türk kardeşlerimiz. Ya biz kardeşsek 2 dönemdir niye buraya kayyum atıyorsun? Niye Amasya'ya atamıyorsun? Niye Yozgat'a kayyum atamıyorsun da niye Cöremel'e, Batman'a, Sivri'ye atıyorsun? Biz nasıl kardeşiz he? Niye başka kapılar vızır vızır işlerken niye Kürtlerin sınırdaki kapıları kapatılıyor? Niye burada tek bir fabrika yok? Niye burada hayvancılık geliştirilmiyor? Çetelere vergilerini affediyorsun.
faiz lobilerini zenginleştiriyorsun ama 3 tane hayvanı olan Kürt'e kredi veriyorsun, teşvik veriyorsun. 3 tane hayvanı olan Kürt hayvanını et, ente ve teslim bulamadığı için tüccarlara, tacirlere, konyalara, yozgatlara satmak zorunda kalıyor. Bu nasıl kardeşliktir? He? He, şöyle diyor, hepimiz Türk'üm, tekim değil. O zaman karı, vallahi hiç kusura bakma, ne böyle kardeşlik olur ne de tekiz Türk'ü diyeceğiz. Biz Şeyh Said Ali Seyit Rıza'nın torunlarıyız. Onlar nasıl kendi kimliğine sahip çıktıysa biz de bugün yarın o kimliğimize sahip çıkarak bir gün bu topraklara hem demokrasiyi, hem insanlığı, hem barışı ve kardeşliği getireceğimize inanıyorum değerli cumhuriyetler. Değerli arkadaşlar, eş başkanımızla birlikte evet yeni bir kongre yaptık, sağ olun, hayırlı olsun da dediniz. Gençleştik, yenilettik. Sizin eleştirileriniz, önerileriniz doğrultusunda yeni bir yönetim oluşturduk. İşimize başladık. İlk yaptığımız iş de halktan başlamak oldu. Çünkü halkımız her zaman bizden daha iyi biliyor, her zaman bizden daha iyi görüyor. Açık söylüyorum. Bugüne kadar yaptığımız bütün yanlışlardan dolayı da öz eleştiri veriyoruz. Bundan sonra da siz ne diyorsanız onu yapacağız. Yarın o bir gün seçim var. Siz adaylarınızı belirleyeceksiniz. Biz karışmayacağız. Siz istediniz, buyurun adaylarınızı belirleyin. Başımızın üstüne, gözümüzün üstüne. Bizden siz bunu talep etmiştiniz. Şimdi ben de Tülay Başkan yaklaşık 15-20 tane ile gittik. Daha da devam edeceğiz. Bütün kentlerimizi ziyaret edeceğiz. Halkımız bu kentlerde dediler ki bize, sayın eş genel başkanlarım, biz sadece Kürdistan'da değil, Türkiye'nin her yerinde kendi adaylarımızla seçime girelim dediler. Biz de halkımızın bu önerisini büyük bir ciddiyetle değerlendirip ilgili kurumlarımızda halkımızın bu önerisini tartışıp önümüzdeki günlerde bu konuda nasıl bir seçim stratejisi belirleyeceğimizi netleştirip başta siz hakkınları ve Türkiye haklarını açıklayacağımızı da bir kez burada bir kez daha belirtmek istiyorum. Değerli aşiret reisleri, şimdi yıllardır baskıyla bizi bölemeyen, yok edemeyenler aşiret reislerini Van'da topluyor. İşte başka yerlerde topluyorlar. Dışarıdan buraya gelen kayın memurlar, o büyük koca, emektar, fedakar, paylaşımcı, büyük değerlerimiz olan bu aşiretleri AKP'nin arka kapısı yapmaya çalışıyorlar. Sizin huzurunuzda buradaki aşiret reislerine de ses. Evimiz burasıdır, kapımız burasıdır, dilimiz burasıdır, kültürümüz burasıdır. Yarın o bir gün zor günlerde dayanışacak olan kapı burasıdır. Bunlar gelip geçicidir. Lütfen sistemin, AKP'nin bu oyunlarına gelmeyerek güçlü bir şekilde partinize sahip çıkın, halkınızın yanında olun. Aşiretin o olumlu, o güzel, o paylaşımcı değerlerini de yaşatmaya devam edin. Değerli arkadaşlar, şimdi Kürdistan'ın her yerinde böyle işte uyuşturucu ve benzeri kriminal işleri yaymak öyle vicdansızlardır ki. Geçen gün Cizre'de iki tane kız kardeş bunların bu baskıcı tutumlarından, bu kirli tutumlarından dolayı kendilerini Dicle nehrine attılar. Onlar bizim kızlarımızdır. Onlar bizim çocuklarımızdır. Yaşamlarını daralttılar, okuyamıyorlar, geçinemiyorlar. Okusalar bile, o düğü bile bitirseler bile bir mülakat diye bir şey koymuşlar. O mülakatta sen Kürtsen, sen insansan, sen barışı savunuyorsan kesinlikle geçinemiyorsun. Hani nasıl kardeşliktir bu ya? Mülakattan Yozgatlı, Kayseri'li, AKP'li geçiyor da niye bir tane Kürt, bir tane kimliğine sahip çıkan bir tane HDP'li geçmiyor? Bu ayrımcılar kesinlikle bizim dinimizden değiller. Çünkü Müslüman olan biraz atil olur ya. Müslüman olan Allah'ın yaratmış olduğu bir halkın dilini yok saymaz. Allah'ın dilini yok sayan asimle edenler kesinlikle Allah katında da inşallah cezalarını bir gün bulacaklardır. Değerli halkımız, en son dün Türk Tabipler Birliği'ni duydunuz. Bu ülkenin en demokrat, en onurlu, en savaşa karşı çıkan, en yiğit, en kıymetli Türk Tabipler Birliği'ne de dün mahkeme kararı ve yönetimlerine işte kayyum atadılar. Buraya atadıkları gibi kayyum atadılar. Biz buradan bir kez daha bütün Hakkarilerle Türk Tabipler Birliği'nin yanında olduğumuzu belirtiyor, onların mücadelesini desteklediğimizi bir kez daha güçlü bir şekilde aykırıyoruz.
Hakkari'de de kayyuma hayır, Ankara'da da Türk Tabipler Birliği'nden ekliyoruz. Üzatçım, yolumuz uzat, Gevere de gideceğiz. Son sözlerim, sizden rica ediyorum, başta kadın arkadaşlarım, annelerim. Lütfen, bu Cilo gibi, Sümbür gibi dik ve onurlu duruşunuz devam etti mi? Buradan tulum çıkardınız. Şimdi tulum belediyeleri de istiyoruz. İnşallah 31 Mart'ta bu baskıcı politikalara, bu kayyumcu zihniyete, bu bizi reddeden anlayışa güçlü bir şekilde sandıklarda cevap vererek yine hem Türk coğrafyasının hem Türkiye'nin en güçlü partisini destekleyen Hakkari'yi birinci yaparak, bütün belediyeleri alarak bunlara en iyi dersi vereceğinize olan inançla siz değerli kıymetli annelerin, kardeşlerin, yoldaşların önünde saygıyla eğiliyor. Hepinize başarılar diliyorum. Mehmet'e sevdiklerim, sevdiklerim, sevdiklerim. Yol kirlenmekten geçer. Yeni Omo Active Fresh Cold Power sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile beyazlar bembeyaz, renkliler capcanlı kalır. Ekonomi konuşacağız. İlginç bir dava var. Futbol dünyasının dolandırılması meselesi var. Fatih Terim fonu diye bir kavram bile oluştu. Onu konuşacağız. Bu konuda